Eksen ve Gibi'ye iki ödül birden. Haliç'in Enleri ödül törenindeyiz. Yılın dijital platformu Eksen, yılın dijital yapımıysa milyonlarca hayran kitlesi olan Gibi dizisi seçildi. Senin eğitim neydi? Affedersin. Ben lise ama işim gereği dünyayı gezip dolaşmış birisiyim. İnsan sarrafıyım. Hayat Üniversitesi'nde iki kere bitirdim diyebilirim. Asıl senin eğitim durumun ne? Cimcime? mikrobiyoloğum ben. Ödülleri Eksen ailemizden Feyyaz Balıkçı aldı. En başarılı dijital yapımı... Gibi. Gibi. Teşekkür ediyoruz. Mevsimlerce hocamızla kocaman bir almış bizi harika programlarla, harika dizilerle buluşturdu. Kubilay Aka da aynı gecede yılın en iyi oyuncu ödülünü aldı. Klip çektik işte. Klip oldu Mor ve Ötesi'nde. Çok güzel eğlendik. Alina vardı partnerim. Onunla da güzel bir paylaşımımız oldu tekrar. Onun dışında da Umut Evirgin'in filmiyle yeni devam ediyoruz. Yeni filmimiz var. Festival filmidir. İşte Necip abi var, Selin Şekerci var. Böyle güzel bir kadromuz var. Eğleniyoruz sette. Çok da güzel bir setimiz oldu. Erşan Kuneri'yi çok beğenmiş Kubilay Aka. Ben çok beğendim Erşan Kuneri'yi. Yani tepki çekmesini anlamıyorum ben. Böyle işlerin her şeyin denenmesi, her şeyin bu ülkede olması gerektiğini düşünüyorum. Çok da haddim değil tabii bunları konuşmak etmek ama ben izlediğimde güzel bir iş buldum. Mutlu oldum izlediğimde. Öyle herkes bir şeyler yapıyor ve herkes bir şeyleri biraz da tebrik etmeli diye düşünüyorum. Biraz önce sevmeye kendimizden başlamalıyız ki bir şeyleri seveceğiz. Cem Yılmaz yeni dizisi Erşan Küneri'ye yapılan eleştirilere yanıt verdi. Ünlü komedyen sevgilisi Rüya Demirbulut soruları karşısındaysa sessiz kaldı. Çok iyi, çok Erşan iyi. Erşan Küneri'ye tepkiler nasıl? Karışık. İşte bir gayet kısım beğendi, bir kısım beğenmedi. Çok normal. Alışıyoruz biz. Tabii, tecrübeliyiz. Bu kötü yorumlar sizi etkiliyor mu hani? İlerideki senaryolarınızı yapmayı etkilemez. Rüyanı sorsaydık birliktelikte kısa sürdü galiba. Birliktelik kısa sürdü galiba Rüyanı'nda. Mehmet Ali Erbil'in Melike Öcalan'a sahnede yaptığı şaka tepkilere neden olmuştu. Sen genç, güzelleşmiş bir kız. Merci. Elimi değdirdiklerim meşhur oluyordu. Öyle bir şey hiç sana bir değdiremedim ben elimi. Evet, bence de. Bence bunu böyle söyleyeyim. Abi nasıl bir film dönüyor burada, hayırdır? He? Nasıl bir film dönüyor burada? Ben şu an şoktayım, 20 yıldır hiç böyle bir şey gördüm. Sütten ağzı yanan Mehmet Ali Erbil çareyi ağzını bantlamakta buldu. Sizi bey iyi akşamlar. Sizi böyle gördük, şaşırdık, bantlamışsınız ama. Artık konuşması yasak. Niye yasaklandı? Çünkü her konuştuğu zaman olay oluyor. Artık konuşmasa daha iyi. Son bir anda gündem, bir anda TT. Son yaşanan olaylar da burada olduğu için. O yüzden bu şekilde geldim. Yer aynı. Aleyna Tilki, Demet Akalın'ın uzattığı zeytin dalını hangi sözlerle geri çevirdi? Safiye Soyman'ın benim haberim olmadan çapkınlık yapıyorsa yapsın sözlerine en sert tepki kimden geldi? Boyu boyuna uygun sevgili bulamayan ünlü güzel kim? Hazırsanız magazin dünyasına renkli bir tur sizleri bekliyor. Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden Aleyna Tilki, İngilizce şarkısı kadar Demet Akalın'la girdiği polemik de gündemde. Ya hiç, ben ona takılıyorum ya. Vallahi takılıyorum, seviyorum ama ben. Ama çok ciddiye almış herhalde. Ay kurban olurum ben ona. Uy sarı şeker. Yok be, seviyorum ya. Yazıyorum ya, beni biliyorsun, benim içimde ona karşı hiçbir şey kötülük olamaz ya. Demet Akalın yaşanan atışmanın ardından Aleyna Tilki'ye zeytin dalı uzattı ama Aleyna Tilki pek oralı değildi. Bakın Demet Akalın'ın adını duyunca nasıl tepki verdi. Artık gündemimiz güzel şeyler olsun. Güneş var, hava güzel. Artık gündemimiz benim global kariyerim ve Toda'da dünya listesine yeniden girmek olsun. Bu seferlik böyle olsun. Bunlar beni pek ilgilendirmiyor mu diyorsunuz peki? Öyle mi söyleyeyim? Ben artık başka bir boyuttayım mı diyorsunuz? Öyle mi anlıyorum? Valla ona siz karar verin. Demet Akalın'ın adını hiç anmadı ama söylediği her sözün altında bir mesaj vardı. Daha önce Demet Akalın'ı gençlere yol açmamakla suçlayan Aleyna Tilki kendini anlatırken iğneyi de Demet Akalın'a batırdı. Gerçekten bu tarz böyle büyük global listelerde yer verilmesi en çok olan şu anda tek ilk Türk ben oldum yani hani. Ve umarım bu hani hep ilk defa ben yaptım falan diyorum ya.
Onun güzel bir yere çekilmesini istiyorum çünkü aslında çok yetenekli Türkiye'de çocuklar. Safiye Soyman'ın Faik Öztürk için "Benim haberim olmadan çapkınlık yapıyorsa yapsın" sözleri magazin gündeminde üst sıralara yerleşti. Benim haberim yoksa yapıyorsa yapıyor. Zaten oğlu da yapar, kocası da yapar, sevgilisi yapar. Ama bana hissettirmesin, bana saygı duysun. Her erkek yapıyordur, yapıyor diye bir şey yok. Doğru değil mi? Kadınlar cilde yapmasa erkekler bir şey yapmaz, açıklaması oldu. Vallahi bence doğru söylemiş. Doğru. Hep biz kadınlar yapıyoruz değil mi? Safiye Soyman'a ilk cevap veren isim iki kez aldatıldığını söyleyen İrem Derici oldu. Anlamadım ya. Bunu diyor ki öyle o aldatsın diyor, bu bunu aldatsın diyor. Manyak mısınız be kadınlar? Ay katılmıyorum tabii ki ya, böyle bir saçmalık olabilir mi? Safiye ablacığım çok severim bu arada da. Vallahi saçını yolasım geldi. Ne gereksiz gereksiz açıklamalar böyle. Abi ne demek erkek yapsın kadın yapmasın falan. Kendinize gelin abi. Erkek yakışıklısa baktırmıyor musun? Bak şu adama bakılmaz mı? Bakılır ama yanında kadın var. Bakmamak lazımdır. Etik, ahlak. Ben düşünse de ahlak ben savunur hale geldim. Burcu Biricik sezonun bitmesi, dizisi Camdaki Kız'ın final yapmasını dört gözle bekliyor. Annesini nasıl geçti? Bekleyen çocuklar gibi. Şenlik. Evet. Yoğun bir. Sayıyorum. Eşi Emre Yetkin'le uzun bir tatil dönemi planlayan Burcu Biricik, yurt dışına tatile gitmek istiyor. Evet, mesela şu an Zanzibar'da çok konuşuyoruz. Oraya bir gidelim. Oraya bir ziyaret olabilir. Zanzibar halkı. Buradan bizi izliyorlarsa selam olsun onlara. Öyle ya, sakin. Zanzibar halkına Jumbo Mambo Habari diyerek. Zanzibarlara sesleniyorum buradan diye. Çocuk Eğitim Derneği Sessizliğime Kulak Ver projesi kapsamında 0-6 yaş arası işitme engelli çocuklara uygulanan eğitim programında işitme yaşına göre eğitim vermeye devam ediyor. Chat aracılığıyla işitme sorunlarını aşan çocuklar işaret diliyle İstiklal Marşı'nı seslendirdi. Çocuk Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Ömer Cenker Ilıcalı etkinliğin önemini anlattı. Katılımcılara teşekkür etti. Yani bu işler sivil toplumun desteklenmesiyle yürüyebilen işler. O bakımdan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezli'ye de her fırsatta teşekkür ediyoruz. Müteşekkiriz çünkü onların sağladığı imkanlarla o ilçede vermeye çalıştığımız bir hizmet. Bunun dışında maraton koşup bunu aynı zamanda bizim çalışmalarımızla birleştirerek duyuru yapan, tanınırlığı, bilinirliği arttıran, duyarlılığı arttıran Kadir Çelik kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Ayrı bir paragraf, hem sizin uzun yıllar öğretmenliğinizi yaptı hem de teyzem Süheyla Öztürk olmasaydı tabii böyle bir karşılaşma, buluşma gerçekleşmez ve bu kadar yıl bu projeye devam edemiyor olurdu. Kabataş Erkek Lisesi Müdürü Doktor Muharrem Bayrak, ÇED'le ortak çalışma nedeniyle birçok çocuğa eğitim fırsatı yarattıklarını söyledi. Çocuk Eğitim Derneği'nin 2009 yılından bu yana okulumuzla işbirliği güdüm halinde yapmış olduğu bu çalışmada yaklaşık 500 yakın öğrencimiz bu eğitimi alarak hem kazan kazan dezavantajlı öğrencilerimize bir yararlı oldu hem de biz öğrencilerimiz bu kapsamda farkındalık geliştirdiler. Arka sokakların aslısı Deniz Çatalbaş, Bebek Parkı'nda devriye atıyor. Bir arkadaşımla görüşecektim. Nasılsınız, neler yapıyorsunuz? İyiyim. Bugün izin günüm. Repo day. Aynen, hava güzeldi. Bu taraflara geldim. Normalde karşıda oturuyorum. Güzel. O arka sokaklarda zanlıların, suçluların, biz de Bebek'te, Nişantaşı'nda ünlülerin peşindeyiz. Hemen soralım, aşk meşk işleri nasıl? Aşk hayatı, dürüst olayım mı size? Ya benim şöyle bir sıkıntım var. Huyu huyuna buluyorum ama boyu boyuna buluyorum. Çok komik bir durum ama gerçekten doğru. Tabii biraz da şakası ama bu laf bana çok cuk oturuyor. Benden kısa boylu sevgili istemiyorum. Boy mu? Yani takıntı gibi demeyelim ama benden kısa olsun çok çok istemem. Tabii ki de kalplerin bir olması, ruhuna dokunmak, bunları bir kenara bırakıyorum. Ama boy da uzun olsun ya biraz benden. Aradığınız aşkı buldunuz. Özgür çekiştiniz. Buldun mu acaba? Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.